Rüşvet de aldılar, haraç da aldılar, hepsini beraber yaptılar. Size ne oluyor ya? Size mi kaldı danışmanı savunmak? Kendin güzel güzel buradaki ATM çalışanlarını, bankamatikleri ifşa ettin. İhaleleri ifşa ettin. Dedin ki bizim dönemimizde burada ATM çalışanları vardı dedin kardeşim. Dedin ki bizim dönemimizde ihaleler böyle böyle yapılıyordu. O devir bitti beyler. Bir çatı attırayım, para alayım, avantı alayım, partiye bağış, oraya bağış, bana bağış. Arkadaşlar kendinize gelin. Kendinize gelin. Hanefi Bey konuşuyor, ballı ballı konuşuyor, tatlı tatlı konuşuyor ama ne konuştuğunu eline verdikleri metinden anlıyor mu anlamıyor mu bilmiyorum. Şimdi sorsam ne konuştun diye o da hatırlamayacak. Kendin güzel güzel buradaki ATM çalışanlarını, bankamatikleri ifşa ettin. İhaleleri ifşa ettin. Dedin ki bizim dönemimizde burada ATM çalışanları vardı dedin kardeşim. Bizim geç o işe, geç o işe. Dedin ki bizim dönemimizde ihaleler böyle böyle yapılıyordu. Şimdi zabıta tarafından ben sırasıyla başlayacağım. Kim bak ben hiçbirinizin konuşmasına ağzımı bile açmadım. Dinleyeceksiniz beni arkadaşlar. Ben hiç bakın müdahale etmeden sizleri dinledim. Ranta, çıkar gruplarına, kendine mafya denen soytarılara, ona buna şuna buna devir bitti kardeşim. Bak bu böyle olacak. Senin hiç böyle biri olmadığını ben seni yıllardır tanıyorum. Ama bazılarının zoruna gidiyor. Adam ben mafyayım diyor, bana mafyalarla uğraşacağım diyor. Ben şuyum diyor, bizimle uğraşacağım diyor. Uğraşacağız arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar her gerçeğin bir gün ortaya çıkmak gibi bir güzelliği var. Ve her suç ortaklığı da ortaya çıkar. O danışmanı bu grup savunsa diyeceğim ki arkadaş belli bunlar beraber yediler, içtiler, eğlendiler, keyfine baktılar. Rüşvet de aldılar, haraç da aldılar, hepsini beraber yaptılar. Size ne oluyor ya? Size mi kaldı danışmanı savunmak? Ya buraya bir dakika Hakan Bey, bir dakika. Ya burayı parça ama bir saniye danışmanı. Ama bir dakika, hayır bir dakika Hakan Bey, bir dakika söz vereceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir müsaade edin arkadaşlar. Hayır, hayır. Arkadaşlar dinleyeceksiniz. Yok öyle bir şey. Dinleyeceksiniz. Bakın dinleyeceksiniz. Hayır, hayır. Hiç bu konuda bak hayır, hayır. Hak ettiği yere geliyor üstüm. Hak ettiği yere geliyor. Tamam. Bir dakika. Bir saniye. Dinleyeceksin Hakan Bey. Şimdi bu ilçede danışmanım diyen dolaşan adamın her ne yaptığını hepiniz biliyor musunuz? Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. E o danışmanı siz savunuyorsunuz kardeşim. Siz danışmanı bana anlatıyorsunuz. Bu taraftan ses çıkmıyor zaten. Siz anlatıyorsunuz. Hiçbir yanlışla devam etmiyorum. Bak devam. Tamam. Şimdi ben yaptığımın arkasındayım. Ben bu ilçeye aslan gibi bir danışman getirdim kardeşim. Gecesini gündüzünü bu ilçeye veriyor. Namuslu bir adam. Bu ilçede değil aslan değirmenci. Allah'ın bir kulu yanlış bir hareket yapsın bakayım. Yapsın bir tanesi bakayım. Bak ne yapıyorum ben ona. Yine dönüp dolaşıyorsunuz, kendi alışkanlıklarınıza geliyorsunuz. Beşiktaş'tan belediye başkan yardımcısı getirdim. Getirdim kardeşim. Değil Beşiktaş'ta, İstanbul'da bu işi en iyi yapacak insan. Ne yapayım kardeşim? 30 yıl biz devlet mi yönettik? Kadromuz mu var? Her şeyinizi aldınız, çiftlik gibi yönettiniz. Nereden getireceğim ben? CHP ilçe başkanından mı getirip devlet memuru atacağım? Nereden getireceğim? Eskisini tutuyoruz. AK Partililer beni arıyor. Bizim eski adamları niye tutuyorsun? Dışarıdan getiriyorum. Efendim dışarıdan niye getiriyorsun? Ya arkadaş ne yapacağız? Efendim? Nereden biliyorsun liyakatını? Sen al bakayım. Bak sen al oku. Sen oku bakayım. Oku bu insanların eğitimi ne? Bu insanlar nereden gelmiş? Hangi kurumlardan gelmiş? Nereleri yönetmiş? Kaç yıllık tecrübeleri var arkadaşlar bakın. Bak bir şey söyleyeceğim size. Şimdi böyle karşılıklı tartışırsak bak ben bu işleri iyi yaparım. Sizin her konuşmanıza girerim. Konuşmanızın akışını bozarım. Ama bakın ben nezaketimi koruyorum. Sizi dinliyorum. Sabırla dinliyorum. Tamam ama bak sürekli bir... Hayır ama bak Tuncay Bey. Şimdi ben sizin... Tamam. Şimdi sizin konuşmalarınızı dikkate almayayım mı? Bak hepsini isim isim not almışım. Siz artık iktidar falan değilsiniz. Bir muhalefet grubunun temsilcisiniz. Ya sorsanıza bana ya. Ya bir tane yazılı dilekçe versenize. Kardeşim kaç tane kaçak yapı yapılmıştır bu ilçede? Kaç metrekare kamu arazisi satılmıştır? Kaç metrekare kamu arazisi kiraya verilip gösterilip kira alınmadan işgal edilmiştir? Ben milliyetçiyim soruyorum desenize bir gün bana ya. Burada rüşvet dediniz. Rüşvet alan bilmiyorum varsa söyleyin ismini. Başta söyleyin. Rüşvet dediniz veya birisi dil sürçmesi miydi bilmiyorum. Yok açık açık söyledim. Söyledim ya sen anlamıyorsan açık açık bir daha söyleyeyim. Anlayışım gayet iyi. Ben tamam o zaman niye bana bir daha yorumlatıyorsun söylediğim şeyi? Bakın yani. Seviyeyi düşürmeye çalışıyorsunuz ben o seviyeyi düşmem. Muhammed Bey toparlayın yoksa sözünüzü keseceğim. Tamam soruyorum. Tamam. Soruyorum. Soru sorma. Soru sormuyorum tamam soru sormuyorum sadece soru soruyorum. Yap.
Biraz önce arkadaşlar meclis üyelerine söylediğiniz hitapların hoş olmadığını söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir önceki dönem danışmanla ilgili size ne oluyor da böyle bir savunma mekanizması oluşturuyorsunuz tarzındaki açıklamanızı biz doğru bulmuyoruz. Nedeni de şu, bir önceki dönemde belediye başkanlığının yönetiminde, bırakın yönetimi, alt kadrolarında bir tane Milliyetçi Hareket Partisi ile iştigalli bir kişini bulsunlar, ben bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nden, meclis üyeliğimden istifa edeceğim. Bu kadar net konuşuyorum size. Biz siyasal olarak, irade olarak destek verebiliriz. Yönetimsel olarak şu an bundan önceki dönemde mevcut yönetimde herhangi bir yaptırımımız veya yaptığımız bir icraat bulunmamakta. Şimdi Osman Bey'in adı geçtiği için söylüyorum. Osman Bey'in danışman olarak rüşvet yemiş, o olmuş, bu olmuş. Şimdi bu ithamlar ispatlanması gereken ithamlar. Siz dolaylı yoldan da Milliyetçi Hareket Partisi bunu savunuyorsa demek ki bundan nemalanmıştır demeniz başkanım sizin ne şahsınıza ne de bulunduğunuz konuma yakışan bir üslup veya cümle olmadı bizim açımızdan. Ben iftiranın ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ailesinin başına gelmiş bir insan olarak bu konunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Kısa bir süre önce vicdandan bahsettiniz. Ben şimdi sizden rica ediyorum. Bir itibar suikastı olmasın. O söylediğiniz konuda sanki hani ben bu işleri takip ediyorum ya da yaptırmışım gibi anlaşıldı. Sanırım siz öyle söylemek istemediniz. Net söyledim. Sen anlamak istediğin gibi anlamışsın. Yok, ben kendimle ilgili öyle bir şüphem yok. Abdestimden şüphem yok. Seninle ilgili kişisel ben bir şey söylemedim. Sağına, soluna, çevrene bak dedim. Onları görürsün. Eyvallah. Eyvallah. Hepimiz onları kendine biliyoruz. Kendine bak demedim yani. Aynaya eyvallah. Bak demedim. Teşekkür ediyorum. Tamam. Ama bir ricam var. Ben o yapılan yeri de bilmiyorum şu an. Ki şurada yazıyor yani hizmet yolunda ilk 6 ay diye. Burası yeni yapılan bir yer yani. Hani neresi? Bu Feyzullah Bey'in dile getirdiği Sebat'ın Türkiye'nin arkasında yapılan yer. Siz dediniz ya mutlaka yeni bir AK Partili çıkar dediniz ya. Kaçak Sebat'ın Türkiye'nin arkasında. Evet evet, Sebat'ın Türkiye'nin arkasında. Ya, orada evet bir AK Parti döneminde yapılmış hatta milli emlaka ait olan bir bilmiyorum. Yere. Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Ya, ben siz talimatını verdiniz. Ben talimatı verdiniz. Ben sana o yüzden diyorum gel yarın. Bir hiç bakayım, problem yok. Arasın arkadaşları ben de tamam, geleyim. Bir git, ama bir ricam var. Sizden bir ricam var. Özel bu kendi ricam. Gökhan Bey bizim dönemimizde de başkan yardımcısıydı. Bu konulara bakıyordu. Özelde sorun ya da beraber kendi sorabiliriz. Benim bugüne kadar bir tane böyle bir tane isteğim olmuş mu? Tarkan Yalçın olarak. Ya Tarkan Bey sen niye kendini savunuyorsun? Teşekkür ediyorum. Ben hayır, bu açıklığa kavuşsun diye söz aldım. Niye kendi üzerine aldın? Teşekkür ediyorum. Yani yok sen. Ben bu bilinsin istedim. Savunma boşver, gerek yok. Ben kendimi savunuyorum. Başkasını şimdi savunmuyorum. Teşekkür ediyorum. Yani Muhammed Bey söz aldığı için ben de ona bir cevap vereceğim. Geçen hafta ben geçen ay belediye meclisinde yokken öğreteceğiz demişsin. Muhalefet bir şey yapmayı öğreteceğiz. Arkadaşlar bana bir şey söyledi. Bana mı bir dakika. Yok bir şey söyleyeceğim bir şey. Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir dur. Yok, tamam. Tamam. Yani bize bir şeyi öğretecekmişsin diye bir böyle bir üst perdeden bir şeyler söylemişsin. Ne? Bir tekrarla istersen ben ona göre cevap veririm. Öyle bir ithafı. Hayır bir dakika dur Tarkan Bey. Açık. Bu söylediğimi ispat edin. Ben böyle bir şey demediğime adım Muhammed kadar eminim. Tamam. Siz demediyseniz ben bir cevap verecektim. Yeterli. Ben dediyseniz biz tekrarlayın diyecektim. Ben size, nezaket tamam. Kurallarını iyi bilirim. Başkan hiç böyle bir cümle sarf etmedim. Tamam. Siz de o sözü size ileteni düşünün. Kim söylediyse tamam. Kayıtlara bakalım. Tamam. Teşekkür ederim.